Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Evvela hem Türk cemaatimizin hem Japon cemaatimizin çok selamları var. Şu anda hem Tokyo, başkent Tokyo'da bir dershanemiz var. Hem de Nagoya'da, güneydeki Nagoya şehrinde iki dershanemiz var. Nagoya'da bizim bir küçük ilçemiz gibi Türk işçiler yoğunlukta olduğu bir ilimiz. Oradaki eyalet. Orada normal bildiğimiz gibi adeta buradaki bir küçük ilçedeki gibi dersler devam ediyor. Ayrıca Nur Eğitim Merkezi, Nur Education Center diye orada bir teşekkül etti. Orada da güzel hem Japonca hem Kur'an öğretimi vesaire böyle faaliyetler yapılıyor. Tokyo'da ise Haziran ayında Toroko Pasifik İslam Derneği diye bir dernek kurduk. Bu derneğin kurulmasındaki başlıca sebep tercümeleri biraz daha intizamlı bir hale sokmak. Başlıca ilk önce buydu. Bu sebeple kurulduktan sonra iki heyet teşekkül etti. Birisi Tokyo'da, birisi Nagoya'da. Tokyo tarafındaki heyet tercümesini yapıp risalelerin, Nagoya tarafındaki heyetimiz ise ki orada Amine abla adında 7 sene Suriye'de Arapça ve İslami ilimler tahsil etmiş bir ablamız var. Başta o. Yine Abdullah İpbey Ogura adında Müslüman, Endonezya'da eşi olan birisi, bir abimiz var. Gayet bunlar, hususan Abdullah abi Risale-i Nurlara da böyle vakıf, İngilizcesinden okuyor. Başta onlar olmak üzere yine Türk abilerimiz Ali Hacı Kerimli abi ve akademik doktora yapan Emre Ayhan abimiz. Bunların idaresinde orada bir heyet var. Bizim gönderdiğimiz risaleleri onlar ilk önce bir okuyorlar, tahsih ediyorlar ve bize geri gönderiyorlar. Tabii bu dediğim işte 6. aydan itibaren olmuş bir şey. Biz de onun son halini veriyoruz. Tokyo tarafında ise biz bulunuyoruz. Ondan sonra Tokyo Camii görevlilerinden 45 senedir Müslüman olan, vazifesi de asıl mesleği de kitapları edit edip yani tahsih edip baskıya hazırlamak olan bir Abdülkerim Şimayama adında bir abimiz var. Onunla birlikte tekrar gözden ciddi bir şekilde gözden geçirilip baskıya alıyoruz. Bu minvalden olarak en son Ramazan'da Ramazan Risalesi ne basmaya Cenab-ı Hak muvaffak etti. Ve tekrar yine son gelmeden az önce buraya gelmeden son gün hatta 33. pencere elimize ulaştı. 33 pencereyi bastık. Bunun yanında Ayetül Kübra Risalesi'nin birinci kısmı artık tahsih aşaması bitti. İnşallah döndüğümüzde baskıya hazırlanacak. Ve 23. söz de bitmek üzere inşallah. Onu da tahsiye alıp basacağız. Bunun yanında broşür hizmeti olarak da yine Ramazan Risalesi, Ramazan'la ilgili bir broşür, sonra 23. Söz ve Ayetül Kübra'dan birer broşür hazırlandı ve onlar dağıtılmaya devam ediyor. Yazılı kitap olarak hususen şöyle bir yol izlemeyi, bir kanaat oluştu yapılan istişarelerde. Bir büyük kitaptan başlayalım ki sözlerden başlandı. Birinci sözden bir taraftan o devam etsin. İkinci olarak küçük kitaplardan da devam etsin ve broşür de çünkü her birinin ayrı hikmetleri var, ayrı ulaştığımız şeyler var diye böyle bir kanaat var. Bu şekilde çalışmaya gayret ediyoruz inşallah. Bunun yanında yine bunlar yazılı kısmı, bu hazırlanan, basımı artık hazır hale gelen eserleri inşallah bir abimiz Android cihazlarda ve diğer tabletlerde, telefonlarda kullanacak şekle getirecek. Uygulama olarak hazırlayacak inşallah. Bu da bitmiş üzere. Yani burada görüştük en son Ankara'da. Yakında o da inşallah hizmete sunulacak. Yani aslında bir de şundan bahsetmek istiyorum. 11 senedir oradayız. Biraz gecikti. Buradaki abilerin hakikaten hizmetlerini dinledikçe hem bir taraftan şevk aldık, gayret aldık, bir taraftan da bir mahcubiyet oldu. Yani belki akıllara gelir ki acaba hiç teşebbüs etmediniz mi? Neden bu kadar sene bu tercümeler böyle kaldı diye. Biz başından beri şöyle bir kanaatle hareket ettik. Dedik ki yani bunu en çok
en kamil manada Japonca'ya Japonlar tercüme eder ve bunun için çok teşebbüs ettik üniversite hocalarına. Hep ya reddedildi ya müsait olmadılar, bir türlü muvaffak olamadık. Ondan sonra parayla yine o işin profesyonel olan tercümanlara müracaat ettik. Bir kısmı kabul etti ama biz onları çok uygun görmedik. Çok böyle dini literatürde pek bilgileri yoktu. Bir kısmı da mesela iki tercüman onlara verdik. Onlar tamam yaparız dediler ama yapamadıkları sonradan ortaya çıktı. Kendileri bıraktılar. En son işte bu sene artık hem Türkiye'deki abilerle hem oradaki meşveret heyetimizin kanaati doğrultusunda böyle sevkiyle böyle bir şeye gelindi. İnşallah dualarınızla Risale-i Nur'un ruhuna uygun bir tercümelere muvaffak oluruz. Dualarınızı bekliyoruz inşallah. Allah razı olsun.